İşte şimdi fena battınız. Bu ne? Kapa çeneni. Kıpırdama. Onu düşün. Şu bebeği susturur musun? Hayır. Nasıl biliyorsun? Bebeğin ağzına koyduğun şu şey nerede? Neydi adı? Alet mi? Hayır. İşte. Al bakalım. Tamam. Baksana. Bak. Al şu. Al kucağına al bebeği. Al. Sana al dedim. Al şu bebeği. Pekala. Kimdi o? Bilmiyorum. Polis mi? Bilmiyorum. Cüzdanını al. Alsana şu cüzdanını. Sen al o cüzdanı. Sana ne oluyor? Onun ne yapacağımı söylemesine sinir alsana oluyor. Alsana şu cüzdanı. Kimmiş öğrenelim. Bebeği aşağı götür. Canımı sıktı. Bak lütfen ona göz kulak olur musun? Sadece üstünden geç. Üstünden geç. Ne bu ya? Jose Vasquez. Jose Vasquez mi? Jose Vasquez de kimmiş? Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim o kadın hepimizi teşhis edebilir. Onu temizlemeliyiz. Dur bir düşüneyim. Onu sarmak için bir şey gerekiyor. Bebeği mi? Hayır, cesedi. Hadi. Anahtar sende mi? Evet aldım. Troy. Çocuklar siz gidin. Ben anneyi bekleyeceğim. Ama bebek koltuğu yok. Boş ver şimdi onu. Bin hadi. İyi misin? Evet. Bebek koltuğu. Sadece bebeği alçakta tut. Ya bunu düşünmen evet, gerekiyor. Evet biliyorum. Hadi beyler gidin. Oraya gidince beni arayın. Yok bir şey. Bebeğin iyi. Son derece güvende. Carmen? Çocuğun elimizde. Şimdi sakin ol. O gayet iyi. O daha küçük bir bebek. Biliyorum. Biliyorum. Şey... Şimdi beni dinle. Hey. Carmen? Hey. Yukarı çıkmasan daha iyi. Neden? Kocam bir adamını sana bekçilik etmeye yollamış. O da vuruldu. Evimizde ölü bir adam Hayır, mı var? Hayır. Sadece yukarıda pislik var. Ha, çok sinirlenecek. Kapa çeneni. Kapasana şu çeneni. Bunun nesini anlamadın ha? Şimdi babası Mike'la nasıl temasa geçeceğiz onu söyle. Ben de Kenton'daki numarası var. Tamam güzel Kenton demek. Bu bir başlangıç. Şimdi onu aramanı istiyorum. Hapisten arkadaşına olan borcuna karşılık bebek rehin tutuluyor. Parayı ödeyince geri alacağını söyle. Carmen! Bayan! Bu saçmalıklara vaktim yok. Evet, telefonun şarjı oldu mu? Evet. Tamam güzel, seni birazdan arayacağız, şarjı olsun. Eğer gerekirse şuradaki prize takarsın. Seni aradığımızda şu kasanın şifresini söyleyeceğiz. Sonra sen gidebilirsin. Dediklerimi düzgün anladın mı? Evet. Güzel. Şifreyi yazman için sana kalem bırakıyorum. Eğer seni hemen aramazsak panik yapma. Hiçbir şey yapma. Kimseyi arama. Çünkü dışarıda ekip var, tamam mı? Ve eğer tuhaf bir şey görür ya da duyarlarsa... Çok fena sinirlenirler. Dediklerimi iyi anladın mı? Evet. Hoşuna gitti mi? Aha. Pekala. Çok yakında bitecek bu iş. Gel buraya. Sana sımsıkı sarılayım. Gel buraya. Gel. Tamam her şey düzelecek bebek. Tamam. Beyler gidelim.
Greco'yu aramalıyım. Tek kullanımlık bir telefondan aramam lazım. Neden? Biliyorum. Ne yapayım, öyle yapmamı istiyor. Söylüyorum size. Herkes kendini korumaya bakıyor. Sonra en basit işte çoğalıyorlar. Doc, cesedi koyacak yerim var değil mi? Evet, Toledo'ya giderken iyi bir yer biliyorum. Orası acayip. Hayır, sadece 2 saat. En fazla 2,5 saat. Tamam, ben Greco'yu arayacağım. Parayı ne zaman nereden almamızı istiyor öğreneyim. Benim. Evet. Tamam, çocuk elimizde, bakıcısı da bizde. Her şey yolunda. Karısı eve gelmedi. Bak, eğer bana Brennan'ın telefonunu bulabilirsen fidyeyi kendim ayarlayabilirim. Hiç sanmıyorum. Nasıl yani? Siz o evdeyken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Sorun çıktı, evet. Aha, ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü Brennan denen adam ortada görünmüyor. Kimse ondan haber almamış, kayboldu. Hayır, biz Brennan'a bir şey yapmadık. Orada bir asker vardı, Meksikalı bir adam. İşte o Brennan'dı. Anlayamadım. Meksikalı anne İrlandalı babadan olmuş. Tam bir Latin görüntüsü vardı. Yani o Brennan'dı. Siz Brennan'ı öldürdünüz. Hayır, kimliğinde Jose Vasquez yazıyordu. Bak Greco, ben bundan emin değilim, tamam mı? Ben bundan eminim. Hem de kesinlikle %100 eminim. Siz resmen fidye parasını ödemesi gereken adamı vurdunuz. Peki ne nasıl yani? Şimdi ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Çepe Brennan'ın haklanmasından hiç mutlu olmayacak ama diğer yandan onu aldatmaya kalkan siz değilsiniz. Yani açacaktır umarım. Gerçekten acayip bir benzerlik olduğunu anlaması lazım. Hiçbir şey anlamak zorunda değil. Hiçbir şey anlayış göstermez. O domuz gibi dik kafalı bir Meksikalı'nın tekidir. Ama onu sakinleştirmeye çalışacağım Troy. Tamam, bak yakıtımız neredeyse bitiyor. O da ne demek? Paramız kalmıyor demek. Yani biz toparlanmak için buna güveniyorduk. Hepimiz meteliksiz kalmak üzereyiz. Yani şimdi... Tamam. Sabah 9'da buluşalım. Iron olsun. Kaptan Tacos'ta. Çörek dükkanında. Evet, aynen. Sana çörek alırım. Çepeyle ilgili ne yapacağımızı konuşuruz. Nihayetinde sakinleşecektir herhalde. Umarım. Tamam. Yarın sabah 10'da... Çörek dükkanında görüşürüz. Tamam, hoşça kalın.